AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Ayhan Gider, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenledikleri basın toplantısında Çanakkale Belediye Meclisi'nde CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile AK Partili Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Ayhan Gider, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenledikleri basın toplantısında şunları dile getirdi. Hakaretler yazmıştır. Biz burada bu yaptığı hareketi kınıyoruz. Tüm Türkiye'nin önünde de özür dilemesini bekliyoruz. Ancak her zaman yaptıkları usul gibi önce özür dileyip sonra da yaptıkları hareketi adeta hoş gösterircesine sebepler sıralayarak bir özür beklemiyoruz kendilerine. Yaptıkları hareketin tamamen yanlış olduğunu, tek bir sebebin kendileri olduğunu, kamuyla paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Burada dikkat çekecek birkaç nokta var. Bir tanesi, değerli başkan diyor ki, burada biz iktidarız. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Bu memleketin iktidarı tektir. Hiç kimse öz yönetim derdine falan düşmesin. Orası belediye meclisidir. Belediye muhakkak ki belediye başkanı yönetir. Ama biz burada iktidarız, burada bizim dediğimiz olur tavrı. Japodan bir bakıştır, üstenci bir bakıştır. Ne Çanakkale'ye ne de Türkiye'nin herhangi bir belediyesine yakışmayan bir bakıştır. Ben burada onun üslubuyla cevap vermeyen belediye meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bugün burada eğer bizim belediye meclis üyelerimiz de onun üslubuyla cevap verselerdi ki bunun önünde hiçbir engel yoktu, çok daha elim ve çok daha acı şeyleri paylaşıyor olurduk, çok daha acı şeyleri tartışıyor olurduk. Kendisini daha üslubu uygun, daha saygılı, insan haklarına ve kadın haklarına saygılı bir belediye başkanı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, değerli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle böyle bir konu için huzurunuz olmaktan büyük mahcubiyet duyuyorum. Türkiye'nin gündemi yoğun, çok farklı konularda tekliflerimiz var, çalışmalarımız var. Önemli gündemler var. Ancak Çanakkale Belediye Başkanı'nın son talihsizliği, kadına karşı şiddetin nereye geldiğini göstermesi açısından, belediye meclis yönetimlerinin kendileri iktidarında nasıl savrulduğunu göstermesi açısından büyük bir talihsizlikti. Bu terbiye dışı yaklaşımı, bu densizliği kınamak için AK Parti Çanakkale Vekili olarak huzurlarınızdayız. Öncelikle ben böyle bir toplantı için mahcubluğumu ifade etmek istemişlerim. Çünkü biliyorsunuz Çanakkale Cumhuriyetimizin ön sözü. Çanakkale Milli Şuur'un başkenti. Çanakkale Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı özel bir tarih mekanı, özel bir yer. O yüzden Çanakkale'nin bir huzur kentinin, bir tarih kentinin böyle tarihsiz olaylarla anılmış olması bizim için bir mahcubiyet meselesi. Hepiniz takip ettiniz. Çanakkale'de son toplantıda bir kadın meclis üyesine karşı, seçilmiş bir kişiye karşı belediye başkanının en yüksek ses tonuyla en ağır hakaretleri etmiş olması, bu hakaretleri hiçbir hesabı olmadan tüm şiddetiyle ortaya koymuş olması ve daha vahimi oradaki diğer CHP'li meclis üyelerinin sayın başkan kendine gel, haddini aşıyorsun, yaptığınız terbiye dışı dememesi, orayı sakinleştirmemesi, o toplantının mevzuata uygun hale getirilmesine izin vermemesi en büyük talihsizliktir. Makamlar mevkiler gelir geçer. Hatıralar, bıraktan fotoğraflar esastır. Sayın Başkan'ın bu fotoğrafı maalesef hem Çanakkale'yi üzmüştür, hem bizleri çok derin üzmüştür. Ancak Sayın Başkan'ın ilk vukuat değildir. Daha önce biliyorsunuz, kendi partisinin CHP olmasına rağmen HDP'nin barajı geçmesinden sonra plan dağıtması, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle kardeşlik protokolü yapıp ben o belediyenin arkasındayım, kayyum karşısındayım demesi, AK Parti kadın kollarının sahile lokma dağıtırken zabıtalarca engellemesi gibi birçok sayıda talihsiz fotoğrafı olmuştur. Bunun da son olması ümit ediyoruz. İnşallah son olur. Ancak bu son olmayacak korkumuzu da ifade etmek isterim. Artık Sayın Başkan Çanakkale'ye yük olmaya başlamıştır. Çanakkale CHP teşkilatına da, Çanakkale'deki kamuoyuna da, Türkiye'de yük olmaya başlamıştır. Ben öncelikle CHP Genel Merkez Yönetimi'nin, Masayi Kılıçdaroğlu'nun bu konuda hassas olmasını talep ediyorum. Çünkü bu kadına karşı şiddettir, seçilmişe karşı bir şiddettir, bir toplantı hesabı etmektir. Bırakın belediye başkanını, hiçbir dernekte, hiçbir vakıfta, hiçbir ortamda
olmaması gereken bir görüntüdür. Bu görüntüyü CHP'de taşıyamayacağını düşünüyorum. O yüzden CHP Genel Başkanı başta olmak üzere ilgilerim bu konuda adım atmasını ümit ediyorum. Fakat daha ötesi, her türlü konuda basın açıklaması yapan, her türlü konuda gündeme en sert haliyle meseleleri taşıyan, kadınlarla ilişkisi olan kadın derneklerinin, hassasiyeti olan derneklerin bu konuda sessiz kalması da bizi üzen diğer taraftır. Eğer bu fotoğrafı, bu toplantıyı bir AK Partili belediye yapmış olsaydı, bir AK Partili belediye başkanı, bir seçilmiş kadın CHP'li vekile karşı, meclis üyesine karşı bu denli hadsiz bir söylemde bulunsaydı, Türkiye'de hangi kadın dernekleri ayağa kalkacaksa biz aynı kadın derneklerinden ideolojisiz, partisiz meseleye yaklaşmasını ve kadına karşı şiddete dur demesini talep ediyoruz. Ve şehre yük olan, şehrin imajını bozan, huzur kenti, tarih kenti, Çanakkale'mize her gün talihsiz bir olay yaşatan Sayın Başkan'a karşı da vekilimizle beraber 1 TL'lik bir tazminat davası açmayı bir görebiliyoruz. Aynı şekilde CHP'nin kadın milletvekillerinin de meseleye el koymasını, olaya hassasiyet göstermesini talep ediyoruz. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Konu dünden beri tüm kamuoyunda tartışılıyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.